Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Valorant. Valorant ne diye soracak olabilirsiniz. Çünkü henüz ismini duymamış bile olabilirsiniz. Biliyorsunuz League of Legends'ın yapımcısı Riot Games uzun zamandır FPS tarzı bir oyun üzerinde çalışıyordu. Ve bu oyunun kapalı betası başladı. Kapalı beta için bizlere de bir davet gönderildi. Ve biz de bu daveti icabet ettik. Ve oyunumuzu Oyun Canavarı programında siz sayın izleyicilerimizle paylaşalım istedik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza giriş yapalım ve Valorant'ın bizlere ne gibi yenilikler sunduğuna birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar, şimdi Riot Games'in yeni yaptığı bir oyunu deneyimleyeceğiz sizlerle. Valorant bu bir FPS oyunu. Şimdi bu oyunun ana menüsü görüyorsunuz. Burada beta'da olduğu için çok fazla bir şey yok. Belki değişir bu. Şu anda kapalı beta'da, hatta beta'da bile değil. Burada hemen şimdi oyna diyoruz ve bizi eşleştiriyor. Oynamaya başlıyoruz. Karşılaşma bulundu. Gördüğünüz gibi kapalı beta olmasına rağmen hiç beklemiyoruz gibi bir şey. Arkadaşlar, ben oyunu bir kere de oynadım. Onda da şunu söyleyebilirim size. Genel itibariyle biraz Counter'a benziyor. Burada gördüğünüz gibi karakterlerimiz var. Alt kısımda bu karakterin her birinin kendine özel bazı güçleri var. Şu Q, E, C, X tuşlarına atanmış güçleri görebiliyorsunuz zaten. Biraz hızlı seçerseniz, mesela şu jeti seçeyim, ben dün de bunu seçmiştim. Bu uçuyor, biraz daha hızlı zıplıyor, hızlı hareket ediyor falan filan gibi özellikleri var. Şimdi şunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Oyunda Spike diye bir madde var. Bu Spike'ı bir takım kurmaya çalışıyor. Diğer takım ise bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani Counter'daki bu bomba kurma olayı var diye ona benzetebiliriz. Nasıl teröristler bombayı kurmaya çalışıp Counter Team'i bombayı çözmeye çalışıyordu. Bunda da aynı şekilde bir takım bu Spike dediğimiz aleti kurmaya çalışıyor. Bu alet belli bir süre sonra patlıyor. Diğer takım da bu Spike kurulduğu zaman onu etkisizleştirmeye çalışıyor. Yani Counter'daki senaryoyla neredeyse birebir aynı. Burada önemli olan şey, fark eden şey bizim satın aldığımız güçler. Normalde Counter'da biliyorsunuz bomba falan satın alıyorduk. Bunda ise ne satın alıyoruz? Burada alt tarafta güçlerimiz var. Onları satın alıyoruz. Kalkan satın alalım. Şimdi daha oyunun ilk başında olduğumuz için paramız fazla yok. O yüzden normal silahımızla gidelim. Grafikler gördüğünüz gibi biraz Shader tekniği gibi gayet güzel. Oyunda bu arada %100 Türkçe seslendirme söz konusu. Biraz sesi açayım, size de gelsin. Yani sadece Türkçe yazı desteği değil, Türkçe dublaj seçeneği de var. Hop, 84 canımız kaldı biraz. Uçuş yaptık. Mesela benim karakterim. Bir tane hızlı ileri atılma özelliği var. Onu göstereceğim şimdi size. Mesela el tuşuna bastığımda, ki satın alma evresinde olduğu için kullanmıyor. Birazdan kullanacağım size. Görüyorsunuz haritada A, B, C kısımları var. Burada biz A, B ya da C'yi korumak zorundayız. Mesela şöyle atıldığımızda gördüğünüz gibi ileri doğru bir atılma söz konusu. Her karakterin farklı özellikleri var. Bak, birisi ok atıyor. Mesela bu ok bizim konumumuzu ortaya çıkartabiliyor. Şu anda sihirli bir güç kullananlar yine konumumuz ortaya çıktı. Bu zehirli bir duvar gibi bir şey. Buna değdiğimiz zaman ölüyoruz. Spike yerleştirildi bu arada. O spike'ı bizim hemen imha etmemiz gerekiyor. Şurada shift'e basınca yavaş yürüyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Bakalım burada 3 şey olduğu için biraz. Evet. Şöyle geçelim bakalım burada ne var. Sis bombası gibi bir şey arkadaşlar. Böyle atınca görünmüyor. Düşmanlar orada. Şuradan gidip arkadan dönebilir miyiz diye düşünüyorum. Dönemeyiz. Çok uzuyor yol. Mecbur buradan gireceğiz. Bizim adam öldü. 2 kişi kaldık bu arada. Daha çok çalış. Sen çöz, ben koru. Yük kalmadı ki. Ya, spike mi? Yük kalmadı. Dur. Ki. Heh, zaman dolduğu için öldük. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi İnşallah bu turu kazanırız. Zaten para da var. Biraz da silah alalım. Hem silahları da size göstermiş olurum. Satın alıyoruz. Dilerseniz arkadaşınızdan isteyebiliyorsunuz. Burada büyük kalkan alalım. Şu özelliklerden alalım. Bir tane size de göstermiş oluruz. Duman bulutu falan ne işe yarıyor görmüş oluruz. Bu arada arkadaşlar böyle hemen hareket ediyoruz ama şu yukarıda bir süre görüyorsunuz. 15-13 falan diye. O mini haritada görünen mavi duvarlar var. O duvarların ortadan kalkmıyor mesela. Bak, buradan geçemiyoruz. Ne zaman geçebileceğiz? Bu 5-4-3-2 o bitince geçiyor olacağız. Şu anda biz A bölgesini savunacağız. A'ya 3 kişi gelmişiz. B ve C'de birer kişi var. Bakalım buradan gelirlerse şey yaparız. Mesela C'ye basıp bu duman gibi bombayı atarsak, şöyle göstereyim size atmak için. Bak, gördüğünüz gibi orayı sis gibi bir şey. Counter'da sis vardı ya. O atılan sis gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi buraya geliyorlar sanırım. A'yı tutmamız gerekiyor. Evet, onu öldürdük.
O tamamdır. Spike. Spike burada düştü. Spike'ı gelip almak zorundalar. O yüzden şimdilik burada durabiliriz. Burası güvenli. Gelirlerse ya buradan gelirler ya buradan. O yüzden burada bekleyelim. 4 kişiler bu arada. Bu oyunda ses kasmak da önemli arkadaşlar. Şimdi mesela geldiğini ben konuştuğum için göremeyeceğim, duyamayacağım. Muhtemelen kulaklıkta yok şu anda. Kulaklıkta takmıyorum, duyamayacağım ama. Gelip Spike'ı alabilirler. Spike alırlarsa... Ha, biri daha öldü. Güzel. Spike alırlarsa ya A'ya kurarlar ya B'ye. Şu anda 3 kişi kaldı. Ayakta kalan son oyun. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Spike yerleştirdiler çünkü. Bu adamın elindeki de arkadaşlar kuvvet gücü veriyor. Arada yeten sağlığı dolduruyor. İşte bizim adam da öldü. Sonuç olarak öldü. Belli bir şeyden sonra takımlar yer değiştiriyor. Aynı yine Counter'da olduğu gibi. Yani bunlar bu sefer ne yapacaklar? Spike'ı korumaya geçecekler. Biz Spike'ı yerleştirmeye çalışacağız. Yine şu Stringer'ı alalım. Fazla para harcamayalım. Hafifliği göstereyim size. Demin aldığımız şey bitmiyor. Mesela hafifle dediği arkadaşlar böyle bizi uçurmaya yarıyor. Öbürü de ileri atılıyordu. Tabii seçtiğiniz karakter de önemli burada. Şimdi ben burada bekleyeyim mesela. Burada bekleyelim. Yani daha da fazla gitmeye gerek yok. Hadi göreyim. Sizi. Hadi göreyim. Ben de sizi göreyim. Hadi bakalım. Oyun zevkli arkadaşlar. Yani Counter falan hoşlanıyorsanız, Counter'dan falan hoşlanıyorsun. Bu oyunda muhtemelen severek oynayacaksınızdır. Bu arada güzel bir şeyini de söyleyeyim. Bu oyun free play. Yani para ödemiyorsunuz. Çıktığı anda indirip oynayacaksınız. Gayet hoş bir oyun olacak. Şu anda kapalı betada, muhtemelen önümüzdeki günlerde belki açık betası da düzenleniriz. Daha sonra zaten satışa diyorum kullanıma sunulmuş olacak. Şöyle. Bu ne lan? Bu neydi? Bu da yeni bir özellik herhalde. Bomba gibi bir şey. Hiç görmedim bile. Geldi yanımda patladı. Spike yerleştirildi. Dediğim gibi arkadaşlar, ikinci oynayışım hangi karakterin ne gibi özellikleri var şu anda onu da tam olarak çözebilmiş değilim. Her karakterin farklı özellikleri bulunuyor. Mesela bir karakter vardı dün. O karakter mesela ok attığınızda duvarların içini görebiliyor. Ve özel bir hareketi var. X'de onu aktif hale getiriyorsunuz. O hareketi yaptığında mesela duvarın arkasında bile olsa düşman o okla düşmanını öldürebiliyor. Bu da böyle göz kamaştırıcı bir şeyler atıyor. Flashbang gibi bir şey. Evet, İyi oynuyor yani. Helal olsun. Beta'da. Muhtemelen günlerdir oynuyordur. Yani dün betası başladı bunun. Biz hemen çektik. Sizlerle paylaşmak için çok fazla bir deneyim de edinemedik. Biraz pahalı silahlar alalım. Bir de kalkan alalım. Kalkan almadık çünkü. Evet, basalım bakalım. Hadi yürü. Yük kalmadı ki. Grafikler güzel. Benim hoşuma gitti. Oyun açısından, oynanış açısından gayet hoş. Şu anda oyunu geçen haftalarda da olduğu gibi yine Tulpar T7 V20.1 modelinde oynuyoruz. Bu bilgisayarda arkadaşlar GTX 1660 Ti ekran kartı bulunuyor. Dolayısıyla ekran kartı tarafında bir sıkıntımız yok. RAM tarafında da 16 GB'lık DDR4 RAM var. Fakat şunu söyleyebilirim size, muhtemelen elinizde yani böyle 8 GB'lık bir RAM'e sahip bir oyun bilgisayarı da varsa, işte GTX 1050 olabilir, 1050 Ti olabilir. Bu ekran kartlarında da rahatlıkla oynanacaktır bu oyun. Çünkü öyle kasan bir yapısı yok. Bu arada burada değiller. Muhtemelen diğer bölgelere gidelim. Birkaç tur daha oynayıp sonlandıralım. Bu arada ben paldır küldük de alıyorum. Öyle çok... Aha. Ne oluyor? Ne olduğunu da hiç anlamadım. Ayakta kalan son oyuncumuzu izleyelim bari. Yani bazı özellikler biraz adaletsiz gibi olabiliyor. Çünkü adam konumunu gördüğü zaman senin ona göre hareket ediyor. Senin takımında da konum ortaya çıkaran olduysa geriye bir şey kalmıyor zaten. Adamlar 5'e 0 aldılar bizi. Bu arada 4-0 oldu ya. Neyse, biraz daha ciddiye alalım oyunu. Bir savaş daha var. Hadi kendimizi toplayalım bakalım inşallah. Kalkan da alalım. Kalkan almaya da para yok. Kendimizi toplayalım da toplayamıyoruz bir türlü işte.
Sen ne diyeceksin Oğuz oyun hakkında? Beğendin mi? Güzel görünüyor. Güzel mi diyorsun? Counter'ın, peki Counter'la rekabet edebilir mi? Edemez tabii ki de, kendine has bir kitlesi olacaktır. Niye edemez mi ya? Bence edebilir Counter'la da. Hani böyle Counter'a çok benzemiyor mu sence de? Tamam belki grafik mrafik, oyun moyun farklı ama sence Counter oynayan tayfa bu oyuna gelmez mi yani? Bence gelir gibi mi? Ya şu biraz ortada gibi. Counter, Overwatch, Apex Legends. Birkaç oyundan esinti var. Yani. Evet esinti var da ben daha çok böyle Counter'a benzettim bu oyunu. Yani genel itibariyle arkadaşlar oyunun oynanışı olsun, ne bileyim dinamikleri olsun çok fazla Counter'ı anımsatıyor. Baktığımız zaman bomba bu spike yerleştirme, spike'ı çözme oluyor. Özellikle o çok counter vari bir şey. Böyle oyunun başında parayla silah almamız, daha doğrusu para değil, krediyle silah almamız, kalkan almamız, bomba yerine özelliklerini almamız. Bunlar böyle counter vari şeyler. Ama dediğim gibi bu işte karakterlerin kendine göre özelliklerinin olması, grafikler falan zaten kendine has oyunun. Hani bu işte böyle shader effect tarzı biraz daha grafikler. Dolayısıyla onlar zaten oyunun kendine has şeyleri. Onları söylemiyorum. Ama bak şu ekran mesela. Parayla bir şeyler almamız. Kalkan almamız. O özelliklerde bomba yerine düşünebilirsiniz. Bunlara satın almamız. Bunlar gayet böyle biraz CSGO'dan esinlenilmiş gibi. Bir de bu spike kurma olayı. Belki oyunun tam sürümünde farklı modlar gelecektir. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Ama ben yine de çok beğendim oyunu. Yani free to play olması da bence bu oyunun kitlesini felaket şekilde arttıracaktır arkadaşlar. Bakalım şöyle gidelim. Yani normalde bizim basmamamız gerekiyor da ben öyle basıyorum. Şey yine aldılar. Yani direkt tak diye alıyorlar. Bunlar da diğer karakterler. Özellikleri falan. Değişik değişik özellikleri var. Biraz karışık gözüküyor böyle ama o kadar karışık değil arkadaşlar. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle böyle hani bir karaktere yoğunlaştığınız zaman, yani o karakterle oynadığınız zaman oyuna daha çok adapte olabiliyorsunuz böyle. Ki takımını kurduğunuz zaman zaten 5-6 tane karakter var. Takımlar zaten 5 kişiden oluşuyor da. Hani her oyuncu bir karakter alıp o karaktere yoğunlaştığı zaman muazzam maçlar çıkartabilirsiniz arkadaşlarınızla. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bir round daha oynayacağım. Bir round daha oynayıp ondan sonra bitireceğim artık programı. Zaten ölüp duruyoruz. Karşımıza nasıl bir takım gelse ev bile alamadık. Dün ilk defa oynadığımda bile neredeyse dead kill olayım. Yani DE olayım. Başa başladı ama bu sefer olmadı bir şekilde. Adamlar iyi oynadı. Ya da biz öyle denk geldi. Yapacak da bir şey yok. Bizim kalan son adamımız zaten spike patladığı için kaybettik. Ve son oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Bu bizim için namus eli olacak. Şu kalkanımızı alalım. Kalkandan sonra Guardian isimli bu silahı alalım. Bir de şu özelliğimizi alalım. X'e basıp kullanacağımız. Onu da satın alma evresi ama birazdan kullanacağım onu da. Çık 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 çık. Göstereceğim size böyle küçük uçaklar atıyor. Defansif oyna biraz. Defansif gerek yok ya. Görsünler böyle. Şuradan bakayım mı? Buradan gelirler mi? Onların da canı yanacak. Onların da canı yanacak diyor. Bakalım göreceğiz canları yanacak mı yanmayacak mı. Şu anda onların canı hiç yanmadı yani. 6-0. Sen mi attın onu kardeş? Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Burada şuradan da gelebilirler. Evet burada gördüm bir tane. Sattım ama. 13 canım kaldı ha şaka maka. Spike yerleştirildi. Spike'ı nereye yerleştirdin? Ayakta kalan son oyuncu. Öldü. Ben miyim o? Ha vallahi benim ha. Benim de 8 canım var. Bak nasıl geliyor gördün mü? Yürüyor yürüyor. Burada karşılaşacağız motorunu. Acıdı mı? Neyse en azından bir kill aldık yine son anda. Bu da bir şeydir. 7. turda kaybettik. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Oynadık, bitirdik. Şimdi dilerseniz programımızı yavaş yavaş kapatalım. Evet arkadaşlar. Valorant'in genel itibariyle güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bana
fazlasıyla Counter anımsattı. Yani o ne bileyim o Spike kurumu olsun, diğerlerinin gelip işte imha etmeye çalışması olsun. Sanki bir takım bombayı kuruyor da diğeri bombayı imha etmeye çalışıyor gibi bir hava var. Ama bu dediğim gibi biraz daha böyle fantastik bir oyun. İşte özellikler almamız, bu özellikleri kullanmamız taktik olarak daha fazla şey yapmamızı sağlıyor. Muhtemelen ileride e-spor tarafında da önemli bir yol alacaktır. Ve takımlar kurulduğunda işte hangi karakterin, hangi karakterle oynadığı daha önem arz edecektir. Çünkü gerçekten taktik olarak takımların böyle müthiş şeyler yapabilecekleri bir oyun diyebiliriz. Bakalım ileride nasıl gelişecek olaylar? Bunu hep birlikte beraber göreceğiz. Ama en önce şu korona olayının tamamen bitmesi gerekiyor. Oyun Canavarı programının bir sonraki bölümünde görüşene dek hoşçakalın arkadaşlar.